sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Edward Schlesinger'ın bir konunun geçmişi bize nereden geldiğimizi, şu an nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anlatır sözünden hareketle Ateizm Derneği'nin aydınlanma savaşçıları olarak 2022 Ateizm Derneği Tarih Okulu'nu başlatıyoruz. 16 Mart Çarşamba günü başlayacak tarih okulumuz sizlerle. 2021 yılında Bilim ve Felsefe Okulu ile başladığımız eğitim programımızı bu yılda Tarih Okulu ile devam ettiriyoruz. Bilim ve felsefede geçen yıl oldukça yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalmıştık. Bu yıl da tarih okulunda devam edeceğiz ve tarih okulunda anlatmak istediklerimiz klasik bir tarih anlayışından öte, ötekilerin tarihinden tutun, ezilmişlerin sınıfların savaşından yola çıkarak bilim tarihi, astronomi tarihi, din tarihi üzerine kurgulanmış bir eğitim paketini içeriyor. Bu eğitim paketi içerisinde sizleri, bilim insanları, gazeteciler, aktivistler aydınlatmaya çalışacak. Tarih okulumuzun ilk dersi 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 21'de Dr. Pelin Batu ile başlıyor. Başlığımız Ötekilerin Tarihi. Bildiğiniz üzere Pelin Batu'nun bununla ilgili bir kitabı var. Çok eğlenceli bir ders olacağını düşünüyorum. İkinci dersimize geldiğimiz zaman 23 Mart 2022 Çarşamba günü yine saat 21'de Profesör Doktor Hasan Aydın'ı konuk edeceğiz. Konu başlığımız Tanrılı Dinler ve Felsefe. Hasan Aydın hocamızla İbrahimi dinleri ve felsefeyi inceleyeceğiz. Üçüncü dersimiz 30 Mart 2022 Çarşamba günü 21'de gerçekleşecek. Konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Kaya olacak ve kendisiyle mitolojiler tarihini ele alacağız. Özellikle mitoloji tarihini seçtik çünkü dinin temeli mitolojiye dayanıyor. Bu sebeple bu ders ayrıca önemli. Dördüncü dersimiz 6 Nisan 2022 Çarşamba günü yine saat 21'de gerçekleşecek. Ünlü araştırmacı yazarımız Erdoğan Aydın bizlere İslam öncesi Türk inançlarını anlatacak.
Erdoğan Aydın'ın bu konuda zaten yeterince yayını var, hepimiz biliyoruz. Erdoğan Aydın hem anlatımıyla hem de konuya hakimiyetiyle özellikle izlenmesi gereken bir diğer dersimiz. Beşinci dersimize geçiyoruz. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 21'de Profesör Doktor Örsan Öymen bizlerle birlikte olacak ve aydınlanmanın tarihini konuşacağız. Hemen hepimizin tanıdığı Örsan hocamızla aydınlanmanın tarihini inceleyeceğiz. Bizim gibi aydınlanmanın savaşçılar için de bu ders olmazsa olmazdı. Altıncı dersimiz Profesör Doktor Ergi Deniz Özsoy ile olacak. 20 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 21'de kendisiyle bilim tarihini inceleyeceğiz. Türkiye'nin konusunda uzman en önemli bilim insanlarından Ergi Deniz Özsoy hocamızla da Pterodactylus dactylus'u inceleyeceğiz. Şaka şaka, bilimin tarihini inceleyeceğiz. Yedinci ders size bakalım. Doktor Tansu Daylan 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 21'de astronomi tarihi başlığıyla konuğumuz olacak. NASA'daki gururumuz Tansu hocamızla da astronomi tarihini inceliyoruz. Ve son dersimiz, 8. dersimiz 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü yine saat 21'de Gülsüm Kav ile birlikte gerçekleştireceğimiz tarihte kadın mücadelesiyle ilgili olacak. Bu derslerde tarihi yaklaşımımız sadece bilim insanlarının, akademisyenlerin yaklaşımıyla sınırlı değil. Aktivistlere de yer veriyoruz ve kadın mücadelesi söz konusu olduğunda tabii ki aktivistler söz almalı diye düşündük. Gülsüm Kav, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun sözcüsü, kurucusu, aynı zamanda kendisi bilimle de yakın bir insan çünkü deontolojisttir, tıp insanıdır. Gülsüm Kav bize bu mücadelenin tarihini anlatacak. Tarih okulumuz Zoom programı üzerinden yapılacaktır ve her ders 100'er kişiyle sınırlıdır. Ön kayıt yaptırmadan giremezsiniz. Dersleri saydığımız gibi toplam 8 oturum ve 8 dersimiz var. Ve bu 8 dersten 7'sine katılırsanız sertifikaya hak kazanıyorsunuz. Ateizm Derneği'nden bir sertifikanız olsun istemez misiniz? Şimdi kaydımızı nasıl yapacağımızı gösterelim. Bu videonun altına vereceğimiz linklerden girerek istediğimiz derslere kaydımızı yaptırabiliyoruz. İstediğimiz dersi bulup aşağı inerek istediğimiz dersin kayıt linkine tıklatıyoruz. Okulumuz tamamen ücretsizdir. Dedik ya, biz aydınlanma savaşçısıyız. Tamamen bunun için çalışıyoruz. Derslerimizde görüşmek üzere. Tarih okulu için tüm dernek olarak çok yoğun bir çaba sarf ettik. Çabası bizden, katılması sizden. Artık yalnız değiliz. Hoş geldiniz değerli katılımcılar. Ateizm Derneği 2022 Tarih Okulu'nun 7. dersine hoş geldiniz. Ben sunucunuz İrem Yaydırgan. Başlamadan önce önemli bir yasal bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu ders yakın gelecekte derneğimizin YouTube kanalında yayınlanmak üzere kaydedilmektedir. Soru cevap bölümünde konuğumuza soru yöneltmek isteyen dinleyicilerin bu yasal uyarıyı dikkate almalarını önemli rica ediyorum. Bir diğer önemli duyurumuz ise Ateizm Derneği 2022 Tarih Okulu katılım sertifikaları hakkında. Bildiğiniz gibi okulumuz kapsamında gerçekleştirilen 8 dersten en az 7 tanesine katılanlara elektronik bir sertifika vereceğiz. Sertifikanızı almak için Zoom hesabınız ile aynı e-posta adresinden etkinlik@ateizmderneği.org.tr adresine bir mail göndermeniz gerekiyor. Bu mailde tam isim ve soy isminizi sertifikada görülmesini istediğiniz şekilde yazmanız gerekiyor ve bir de katıldığınız derslerin mail adresinize gelen bildiriminin ekran görüntüsünü yollarsanız biz size sertifikanızı göndereceğiz. Bugün okulumuzun 7. dersinde 22.30'a kadar Sayın Doktor Tansu Daylan ile birlikte olacağız. Konumuz astronomi tarihi. Hocamız NASA'nın TESS adlı uzay teleskobunda görevli bir isim olan astrofizikçi Doktor Tansu Daylan. Kendisiyle bu akşam birlikteyiz. Hoş geldiniz Tansu Hocam. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Hocam izninizle sunumumuza başlamadan önce
okulumuza ilk kez katılan dinleyicilerimiz için kısa bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, mikrofonlarınız ve genel chat penceresi konuğumuzun ve dinleyicilerimizin dikkatini dağılmaması için yalnızca moderatörlerin konuşacağı ve mesaj yazacağı şekilde kısıtlanmıştır. Hocamızın sunumu bittiğinde soru-cevap bölümüne geçeceğiz. Sorularınızı Zoom'un yazılı sohbet özelliğini kullanarak görevli moderatörümüz olan Soru Bankası isimli arkadaşımıza iletebilirsiniz. Sorularınızı lütfen bana veya diğer moderatörlere değil, yalnızca yazılı olarak Soru Bankası'na iletin. Bunun için Zoom pencerenizin alt kısmındaki chat bölümüne tıklayarak açılan pencerede tu yazan kısımda Soru Bankası'nı seçip sorunuzu yazıp Enter'a basabilirsiniz. Lütfen sorunuzun mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır olmasına özen gösterin. Birden fazla soru yöneltmek isteyen dinleyicilerimizin sorularını derleyerek tek mesaj haline göndermesini ve diğer dinleyicilerimizin de soru sorma hakkı tanımasını rica ediyoruz. Gelen soruları derledikten sonra aralarından seçtiklerimizi değerli hocamıza sesli olarak ben yönelteceğim. Hocam söz sizde. Teşekkür ederim İrem Hanım. Tamam, ben o zaman hemen görsel paylaşayım. Umarım ekranım gözüküyordur. Tam ekran yapıyorum. Tamam. Galiba çalışıyor olması gerekiyor. Eğer teknik bir sıkıntı varsa lütfen ikaz ediniz. Bugün konumuz malum astronomi tarihi. Ben burada gerçekten tarihsel bir bakış açısı izleyerek size eskiden astronomiye, gökyüzüne nasıl bakıyordu insanlar, bunun en azından bir kesitini sunmaya çalışacağım. Bunu yaparken de modern olarak bazı kavramları nasıl algıladığımızı en azından sonuna kadar konuşmanın veya kavramı açıkladıktan sonrasına kadar anlatmamaya çalışacağım ki bazı temel bilgileri bilmeden belirli gözlemler hakkında nasıl düşünürüz veya düşünürdük bunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi tarihsel bir şekilde konuyu inceleyeceğim ama yani kronolojik açıdan. Ama şunu da söyleyeyim, astronomi tarihi deyince tabii ki çok uzun bir konudan bahsediyoruz. Söylemem gereken, bahsetmem gereken her şeye eşit miktarda büyük ihtimalle de zaman ayıramayacağım. Hatta birçok şeyi atlayacağım. Hatta yani şunu söyleyebilirim. Çoğunlukla milattan önce 6. yüzyıl sonrasından başlayacağım tarihsel açıdan. Bu yüzden bazı yerler eksik gelecektir. En azından bunun neden böyle olduğunu zaman içerisinde açıklarım. Şimdi önce şununla başlayalım. İnsan doğayı gözlemleyen ve daha sonra da açıklamaya çalışan bir varlık olarak öncelikle gökyüzüyle ilgilenebilmesi için tabii ki kısa ölçekte, kısa zaman ölçeklerinde problemi olmaması gerekiyor, ihtiyaçları olmaması gerekiyor. Yani nasıl bir mesela hayvan doğada soyut düşünce üretmiyorsa, İnsan da soyut düşünce yeteneği olsa dahi, bu şekilde evrilmiş olsa dahi belirli ihtiyaçları önce tamamlamış olması lazım. Gökyüzünü gerçekten dinleyebilmesi, gökyüzüne bakıp bu gördüklerini anlamlandırmaya çalışabilmesi için. Ama insan bunu yapabilen varlık. Çünkü besin zincirinin tepesine çıktıktan sonra yavaş yavaş zaman üretmeye başlıyor ve beslenme ve yaşama döngüsüyle de ilişkili bir şekilde giderek yavaş yavaş bu zamanında soyut düşünce üretmeye ve bunu da birbirine iletişim kurarak, toplum bireyleri birbirine iletişim kurarak birbirlerine aktarmaya başlıyorlar. Tabii ki doğada yani bir inceleyebileceğiniz çevrede bitkiler ve hayvanlar var ki hayvanlarla zaten tarih öncesi çağlara baktığınızda insanın çok organik bir ilişkisi var. Avcı ilişkisinden bahsediyorum. Toplayıcılık da yapılıyor tabii ki doğayla yani bitkilerle ve çiçeklerle de tabii ki var. Ama onun ötesinde bir de gökyüzü var. Gökyüzü bu az önce saydıklarıma göre daha dolaylı gelebilir ki bu da doğrudur tabii ki. Yani siz eğer arkanızdan bir aslan koşuyorsa büyük ihtimalle oturup
yıldızları seyretmezsiniz. Veya bir anda çok susamışsanız gökyüzünü izlemek yerine büyük ihtimalle en yakın tatlı su kaynağını aramaya çalışırsınız. O yüzden buradaki ilişki daha çok dediğim gibi soyut düşünceye vakit bulabildiği zaman insan gerçekten oluşmaya başlamış bir ilişkiden bahsediyoruz. Ama bu gerçekten yakın zamanlarda olduğunu da düşünmüyoruz. Yani çok eski mağara resimlerine bile bakıldığında bildiğimiz günümüzde takım yıldızlarla eşleştirilebilecek bu potansiyeli olan görseller var. Ve bu bize tarih öncesi insanın bu konuda düşündüğü, gözlem yaptığı ve gözlemleri de bir şekilde birbirine anlatmak veya belki ondan sonraki jenerasyonları bırakabilmek için duvara resmettiğini gösteriyor. Şimdi bunun ötesine geçtiğimizde ilk gökyüzü gözlemleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Gökyüzüne baktığınızda fark edeceğiniz belirli şeyler var. Bunun içerisinde neler var? Gece gökyüzü genel olarak karanlıktır. Bu gece gökyüzü neden karanlıktır sorusu mesela soyut bir sorudur. İlk baştaki insanların tabii ki cevaplamaya fırsatları olmayan, yani bu konuda bir bilgileri olmayan bir soru ama sonuç olarak gece gökyüzü karanlık. Onun dışında noktasal ışık kaynakları var. Bunların ne olduğunu ilk başta bilmiyoruz. Yani sonuç olarak ışık kaynağı bunlar. Günümüzde gezegen ve yıldız dediğimiz şeyler o zaman için aynı. Bir gezmeyen yıldızlar var, bir de gezen yıldızlar var. Onlara gezegen deniyor. Bunların genel olarak tabiatı bilinmese de ateş topu oldukları düşünülüyor. Herhangi bir katı yüzeyin olmadığı düşünülüyor. Bu bakımdan dünya özel olarak düşünülüyor. Bir de bu gözlemlerin dışında yani gece gökyüzü karanlık olması ve ışık kaynaklarının olması dışında bir de tabii ki döngüsellikler var. Buna dikkat çekmek istiyorum. Işık kaynakları belirli döngüselliklere sahip. Şimdi bu ışık kaynaklarından bir tanesi zaten çok özel. Çünkü güneşten bahsediyorum. Malum günde bir gün dediğimiz şeyi de açıklayacağım birazdan ama yani belirli bir zaman geçince gökyüzünde 360 derece yol kat ediyor. Tabii bunu sadece 180'ini görüyor insanlar ama sonuç olarak burada bir döngüsellik olduğu zaten en eğitimsiz göze bile bariz olacak bir şey. Buna bir güneş günü diyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Onun dışında bir de yıldızlar var ve bunlar da hareket ediyor. Bunlara da ayrı bir gün atayabiliriz. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Bu döngüsellikler var. Bir de ay var tabii ki. Ay daha geniş bir cisim. Onun da farklı karakterleri olduğu düşünülüyor. Ayın bir ateş topu olup olmadığı çok tartışılan bir şey tabii ki. Ama sonuç olarak yani o zamanki imkanlarla bunun doğru cevaplanması mümkün değil. Herkes bir hipotez ortaya koyuyor ve gözlemle desteklenemiyor, çürütülemiyor. O şekilde kalıyor. Şimdi burada gördüğünüz görsel bu arada, onu da söyleyeyim, NASA'nın TESS teleskobu tarafından çekilen bir görsel. Gece gökyüzünü, daha doğrusu gece demiyor, dememem gerekiyor. Çünkü uzay tabanlı bir teleskop. Uzayın bir bölümünü gösteriyor. Bunların gördüğünüz her şey neredeyse burada yıldız. Yıldız diyorum çünkü TESS parlak cisimlere bakıyor. Çok sönük cisimlere bakmıyor. Bunun içerisinde çok galaksi yok yani. Gördüğünüz neredeyse her şey burada bir yıldız. Şimdi bir de döngüsellikten bahsettim. Şimdi burada tek tek döngüsellikleri tanımlayayım. Bir yıldız gününden bahsedebiliriz. Şimdi bu çok aslında belki açık olmayabilir herkese. Yani ben çocukken mesela çok kafamı kurcalayan bir şeydi. Güneşin etrafında, dünyanın etrafında dönmesiyle yıldızların etrafında dönmesi aynı mı diye. Bunlar aslında birbirinden farklı şeyler biraz. Ama bunu gözlemsel olarak çözmeniz imkansız. Yani böyle hani bir çocuk olarak veya çok hassas ölçüm aletleriniz yoksa kendiniz fark edebileceğiniz bir şey değil. Sadece hipotetik olarak veya bir düşünce deneyi olarak insanın aklına gelen bir şey. Ve eminim ilk insanlar, yani tarih öncesi insanlar da bu soruyu sordular. Yani bir yıldızın gece gökyüzünde bir noktadan başlayıp tekrar aynı noktaya bir gün sonra gelmesiyle güneşin aynı şeyi yapması aynı mı? Değil aslında. Biri yıldız günü diyoruz. Aynı noktaya gelmesi bir yıldızın. Bir güneşin, daha doğrusu güneşin de aynı noktaya gelmesine de güneş günü diyoruz. Bunlar bize farklı zaman birimleri veriyor. Güneş günü dediğimiz şey tam olarak 24 saat. Bu tanım gereği zaten. Yani biz güneş gününe 24 saat diyoruz ve daha sonra da işte önce 24'e bölüyoruz. Ondan sonra da
60'a tekrar 60'a bölüyoruz. Dakika ve saniye elde ediyoruz. Ama yıldız günü öyle değil. Yıldız günü 23 saat 56 dakika, yaklaşık 4 dakikalık bir fark var. Bunun neden böyle bir fark olduğu tabii ki ilk başta insanları çok karmaşık bir halde bırakıyor. Ve bunun aslında Dünya ve Güneş'in hangisinin hangisi etrafında döndüğüyle alakalı bir ipucu olduğunu düşünüp doğru yorumlayanlar da oluyor. Bunu doğru yorumlamayıp tamamen bu ikisinin farklı olarak ele alınması gerektiği, kabul edilmesi gerektiğini düşünenler de oluyor. Hatta bu ikinci sınıf çok ağır basıyor. Bunun böyle olmasının sebebi dünya hep evrenin merkezi kabul edildiği için güneşin dünyanın etrafında dönüyor olması hep daha mantıklı veya belki mantıklı dememek daha doğru olur. Daha estetik, daha simetrik gözüküyor veya insan kendini hep özel olarak düşündüğü için daha kozmik anlamda daha motive edilebilir bir fikir gibi düşünülüyor. O yüzden oradaki fark anlaşılmıyor ama aslında şimdi söyleyebilirim ki bu 4 dakikalık farkın aslında sebebi dünyanın güneşin etrafında dönüyor olması. Bunu yaparken de tabii ki sürekli her gün biraz adım attığı için güneş etrafında. Güneş aslında bizim sabit gökkuremizde hareket ediyor. Bizim yani dünyamızın üzerindeki bir gözlemci için. Tabii ki burada dünya üzerindeki bir gözlemci derken kafa karıştırabilir. Dünya üzerinde oturan değil, dünya ile beraber dönen bir gözlemci için konuşuyorum. Pardon, dünya ile beraber dönmeyen demek istemiştim. Dünya ile beraber dönmeyen bir gözlemci için güneş sürekli gökyüzünde hareket ediyor aslında. Bir de ay var tabii ki. Ay'dan da bahsetmek gerekiyor malum. Önemli bir gök cismi. Ay için de döngüsellikler tanımlayabiliyoruz. Bunlardan en alışkın olduğunuzu düşündüğüm en azından döngüsellik. Bu işte 29 günlük faz döngüselliği. Yani ayın fazı yaklaşık olarak 29 günde bir tekrarlıyor. Ve işte buna yeni ay, dolunay vesaire diyoruz. Bazen karıştırılıyor. Hani en azından söylemiş, eklemiş olayım. Bu dünyanın, ayın dünya etrafındaki dönüş süresi değil. O 27.3 gün. O çok daha hızlı bir şey. Dediğim gibi bu güneşin etrafında dönmemizden kaynaklanan sebeplerden ötürü ayın fazının değişmesi daha uzun bir sürede. Buna sinodik periyot diyoruz. Daha uzun, yaklaşık olarak işte 29 günlük bir süreçte oluyor. Ve bu tabii ki bir başka bize zaman birimi veriyor. Birim çok önemli bu arada. Yani herhangi bir şekilde siz bilim yapmak istiyorsanız veya tabii ki ilk insan veya tarih öncesi insanlar bahsediyorum. Yani onların amacı bilim yapmak değil. Onların amacı bir şeyleri ölçmek. Yani pragmatik olarak. Ve bir şey ölçebilmeniz için başka bir birime ihtiyacınız var. Herkes birbiriyle anlaşabilmesi için bir gözlem üzerinden bir cross kalibrasyon dediğimiz, yani gözlemcilerin birbiriyle iletişim kurabilmesi için ve fiziksel nicelikler üzerinde anlaşabilmesi için bir birim sistemine ihtiyacımız var. İşte bu yıldız günü, güneş günü veya gün dediğimiz şey ve bir ay bize bunları sağlıyor aslında. Bu birimleri veriyor. Bir de bunların ötesinde tropik yıl var. Tabii ki tropik yıl bizim gökyüzüne bakarak anlamadığımız bir şey. Tam tersi yere bakarak, etrafımızdaki ağaçlara, hayvanlara bakarak anladığımız bir şey. Ve tropik yıl gökyüzündeki tabii ki diğer gözlemlenebilirlerle, döngüselliklerle alakalı tabii ki. Ama tam olarak da aynı değil. Mesela bir tropik yıl, bir güneş yılı, daha doğrusu bir tropik yıl ile bizim bir yıl dediğimiz takvim yılı aynı şey değil. O yüzden mesela gün ve ay birimini kullanarak, bu fiziksel olarak gözlemleyebildiğiniz birimleri kullanarak takvimler yapabilirsiniz ki insanlar yaptılar. Güneş takvimleri yaptılar, ay takvimleri yaptılar. Bu ikisinin daha sonra metonik döngüsellikle birazdan bahsedeceğim. Bir 19 yıllık dönüşümü var bunun. Yani 19 yılda bir ay yaklaşık olarak aynı fazlarda yılın aynı tropik bölgesine denk geliyor. Bunu kullanarak mesela farklı takvimler yaptılar. Ama şunu unutmayın ki bütün bu takvimler
ile tropik yıl arasında bir zaman farkı var. Ve bu zaman farkından ötürüdür ki bizim takvimlere sürekli günler eklememiz, çıkarmamız gerekiyor. Tarih boyunca da bu böyle oldu. Yapmadığımızda da büyük ihtimalle biliyorsunuzdur tarihsel olarak işte Roma'nın takvimlerinin kayması vesaire gibi süreçler olmuştur. Bundan da birazdan belki vakit bulursam bahsederim. Şimdi insanla az önce bahsetmiştim bu avcı toplumu ve toplayıcı toplum dedim. Yani doğanın içerisinde yaşayan insanla gökyüzü arasında tropik koşullardan tabii ki tropik mevsimden ötürü çok organik bir ilişki var. Yani siz mesela toplayıcılık yapıyorsanız hangi meyvenin hangi mevsimde olacağını bilmeniz gerekiyor. O yüzden tropik mevsimleri çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Onun dışında mesela avcıysanız malum hayvan türleri hareket ediyor, göç ediyor. Onları takip edebilmeniz lazım. Tabii ki tropik mevsimlerle de gökyüzü arasında bir ilişki olduğu için hava durumu her günden her güne değişiyor. Bazen tropik mevsimleri takip etmek o kadar kolay değil. Onun yerine gökyüzünü takip etmek çok daha kolay olduğu için insanlar gökyüzüne bakarak bu işi yapıyor olmaları gerekiyordu. Tabii ki bulutlu olduğu gecelerde vesaire başka araçlara da ihtiyaç duyuyorsunuz. Büyük ihtimalle günleri mağara duvarlarına kazıyarak saymaya da çalışıyorlardı. Ama onun dışında eğer mağaradan uzaktaysanız ve yönünüzü bulmak istiyorsanız mesela çok güzel bir şekilde kutup yıldızına bakarak mesela bunu yapabilirdiniz. Veya zamanı takip etmek istiyorsanız gece boyunca yıldızları takip ederek işte dakikayı yaklaşık olarak elinizi tutarak açıya çevirerek zaman ne kadar zaman geçtiğini de öngörebilirdiniz. Şimdi ben burada tabii tarım öncesi sürekli bahsettim. Tarıma geçtikten sonra bu ilişki daha da ilerliyor. Çünkü tarım yapmak için bir kere zaten ne zaman ekeceğinizi, ne zaman biçeceğinizi bilmeniz lazım. Bunu da tabii özellikle Mısır'da örneği çok konuşulur. Onun dışında bütün tarım toplumları için geçerli olan bir şey. Sadece Mısır'a özgü değil. Ama Nil çok taştığı için işte Nil'in taşmasını öngörebilmek için onlar özellikle astronomiyi çok geliştiriyorlar. Burası da doğru. Mısır toplumunda gördüğümüz bir şey. Din insanları mesela bunu tek elinde tutuyorlar. O yüzden aslında ilk astronomlar veya profesyonel astronomlar en azından din insanları olmuştur diyebiliriz. Ve onlar bu tek elinde tutarak, bu hesapları da yaparak toplum karşısında öncelikle bir prestije sahip oluyorlar. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorlar. Yani toplumun aç kalmamasını sağlayacak, bu tarımın yapılmasını sağlayacak bilgiyi tutuyorlar ve halka sunuyorlar ve güncelliyorlar. Mısır'dan bahsettim. Bir de tabii Stonehenge var. Yani ve bunun gibi yine tarih öncesi astronomik ilişkisi olan yapılar. Stonehenge tabii bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Hiç gittiniz mi bilmem ama topuk taşıyla ortadaki bu işte kurbanların verildiği bir taş var. O tam olarak güneşin en uzun olduğu güne denk geliyor. Günün en uzun olduğu günün ki doğum açısına, yani aslında belirli bir açıya denk geliyor astronomik açıdan. Ve bunun böyle tasarlanabilmesi için o taşları oraya dizen ve bu yapıyı yapan toplumun çok uzun süreler boyunca, en azından yani 10-15 sene boyunca güneşin nereden doğup battığını yıl boyunca sürekli takip etmiş olmaları gerekiyor. Bunu herkes biliyordur diye tahmin ediyorum ama yine de söylemiş olayım. Güneş sürekli doğudan doğmaz. Sadece yılda iki kere o istikametten doğar. Onun dışında kuzeye ve güneye kayar. Bunu bir yıl boyunca takip etmiş olmalılar ki en uzun günde nereden doğuyor, en kısa günde nereden doğuyor bunu öngörebilmişler ve ona göre bir yapı inşa etmişler. Aynı şekilde konu yine Mısır'a geliyor. Mısır'da mesela piramitleri görmüşsünüzdür. Piramitlerle ilgili ilginç bir şey var. Piramitlerin odalarından bir tanesinde, bu Giza'daki piramitlerden bahsediyorum, büyük piramitler. Burada mesela kralın, yani firavunun odasının baktığı küçük böyle bir pencere var dışarıya açılan. O zamanki
kuzey kutup yıldızı olan Thuban, yani şu anki malum bizim kutup yıldızından bahsetmiyorum. O zamanki kutup yıldızı farklı. Birazdan gelirim sebebine. Şimdi tarihsel olarak gittiğim için ortaya başka detaylar sıkıştırmak istemiyorum. O zamanki kutup yıldızı etrafında dönecek şekilde tasarlanmış. Ve bu da yine kutup yıldızı gibi önemli gözlemlerin veya nesnelerin farkında olduklarını ve yaptıkları büyük yapıları da bunlara göre tasarlayabilecek kadar onlara önem verdiklerini gösteriyor en azından. Şimdi bir başka noktaya parmak basayım. Az önce yıldızlardan bahsettim. Yıldız günü dedim, güneş günü dedim. Şimdi yıllık olarak da ilişkiler var burada. Şimdi yıllık olarak deyince tabii ki aslında bir kendi kuyruğunu yakalayan argüman oluşturmuş oluyorum. Aslında yıl kelimesini burada kullanmamam gerekiyor. Çünkü yıl dediğiniz şeyi tanımlayamazsınız kendi başına. Yılı ya tropik olarak tanımlarsınız ya da o zamanki insanların elinde olmayan bilgilerle, yani günümüzdeki astronomiyle bildiğimiz tam olarak güneşin etrafındaki dönüş süremizle tanımlayabilirsiniz ki o zamanki insanlara zaten bu bilgi yoktu, ellerinde yoktu. O yüzden şu an aslında kullanmamız gereken kelime şu: yıldızların konumlarının mevsimlerle, yani tropik yılla ilişkili bir döngüselliği de var. O da şu: tropik mevsimler değiştikçe, mesela ilkbahardan işte yaza, yazdan sonbahara, sonbahardan kışa geçtikçe gece gökyüzünde gördüğünüz yıldızlar da değişiyor. Özellikle de güney yarımkürede. Kuzeydekiler de değişiyor ama sadece onlar yön değiştiriyorlar aslında. Ama güneye mesela bakarsanız farklı farklı takım yıldızları, mesela gece boyunca sürekli gece 12'de yıl boyunca gözlem yapın. Yani bunu çok az insan yapıyordur günümüzde ama şöyle kabaca mesela bir saat seçin. O saatte en azından ayda iki kere bakın. Fark edeceksiniz ki takım yıldızlar sürekli belirli bir kutup etrafında oynuyorlar. Yani dönüyorlar aslında. Bunun sebebi bizim güneşin etrafında dönmemiz. O yüzden bizim dünyamız üzerindeki bir gözlemci için belirli bir saatte bakıldığında güneş hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Biz de zaten gece güneşin arkasında kalmayan yıldızlara baktığımız için bu gökyüzündeki takım yıldızların haritası sürekli değişiyor yıl içerisinde. İnsanlar tabii bunu fark ediyorlar. Yani bu gökyüzü hakkında bildiğimiz ilk bilgilerden bir tanesi haline geliyor. Bunu tabii ki iki şekilde açıklayabilirsiniz. Bir, güneşin dünya etrafında döndüğü, bir de dünyanın güneşin etrafında döndüğü. İlkini seçiyorlar az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. Burada aynı kavramı anlatıyorum aslında. Bu bugün aslında aldığım bir görüntü ama burada şunu sadece dikkat çekmek istedim. Mesela kuzeye bakıyor buradaki gözlemci. Bu bir simülasyon, çoğu insan kullanıyordur Stellarium'dan. Zamanı burada ilk çağa getirdim aslında, 100 yılı, yani milattan sonra 100 yılı. Milattan sonra 100 yılı olduğu için zaten kuzey kutbuna tam olarak Polaris'in denk gelmediğini görüyorsunuz. Polaris yıldızı etrafında dönmüyor gökyüzü. Bunun böyle olmasının sebebi gezegenimizin ekinoks, yani ılım tam olarak Türkçesini hatırlayamıyorum da ılıman noktaları mı deniyordu. Bu noktalarının sürekli kayması. Ama sürekli derken zaman ölçekleri, bahsettiğimiz zaman ölçekleri böyle on binlerce yıl. On binlerce yıl olduğu için de tabii ki biz hayatımız boyunca bunu fark etmiyoruz. Yani biz doğup, büyüyüp, ölene kadar, hatta birkaç jenerasyon boyunca bile kutup yıldızı kutup yıldızı olarak kalacaktır. Ama böyle yüzyıllar geçince bu farkları da aslında not edebiliyor astronomlar. Neyse, burada mesela bunun bir örneğini görüyorsunuz. Yani bundan yaklaşık 2000 yıl önce gökyüzü nasıl gözüküyordu kuzeye baktığınızda. Ve soldaki resim bir kış günü, evet yılbaşı neredeyse. Sağdaki de yazın çekilen bir simülasyon görüntüsü. Ve bunların da belirli, yani bir fark yarattığını görebilirsiniz. Tabii saatleri tam olarak aynı olmamış burada. O yüzden saatlerden ötürü de bir kayma olabilir. Yani malum saat aktıkça da gökyüzü kuzey kutubu etrafında dönüyor. Mevsimler geçtikçe de dönüyor. Ama sonuç olarak bu gözlemlenen bir şey ve
gökyüzü hakkında döngüselliklerin dışında fark ettiğimiz, bu da tabii bir döngüsellik ama en önemli elde ettiğimiz bilgilerden bir tanesi. Bir başka elde ettiğimiz bilgi analemma dediğimiz şekil. Onu bir anlatmak istiyorum kısaca. Yine bu tabii ki antik çağlarda fark edilen bir şey. Güneş saatleri olunca zaten çok da büyük bir iş yapmanıza gerek yok. Yapacağınız şey bir tane dikili taş alıyorsunuz ve dikili taşın gölgesini, belirli bir saatteki gölgesini sürekli takip ediyorsunuz 100 yıl boyunca. Tabii belirli bir saat deyince kolay bir şey değil belirli bir saati bulmak. Malum yani herkesin kol saati yok o zaman. Ne yapıyorsunuz? En kısa gölgeye bakıyorsunuz. En kısa gölgenin yıl boyunca değişimine bakarsanız yaklaşık olarak böyle bir şekilde ediyorsunuz. Veya mesela güneşin belirli bir konumunu eğer çalışırsanız belirli bir saatteki en yukarıdaki, en aşağıdaki, daha doğrusu en yukarıdaki olması gerekiyor. En yukarı çıktığı noktayı bir gün içerisindeki sürekli not ederseniz kışın, işte yazın vesaire böyle bir şekil elde ediyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Sağa sola gidiyor, yukarı aşağı gidiyor. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi öncelikle yukarı aşağı gitmesini tahmin ediyorsunuz modern bir insan olarak. Bunun biz neye veriyoruz? Eksen eğikliğine veriyoruz günümüzde. O zaman da anlaşılıyor aslında. O zamandan daha anlaşılıyor. Tabii o zaman bunu eksen eğikliği olarak yorumlamıyor insanlar. Çünkü genelleme de yapmak istemiyorum tabii ki. Bütün düşünürler kendi içerisinde özgürdür. İstediğini düşünmüştür ve bazıları da tarihte kayda da geçmemiştir. Veya kopya edilmemiştir yazsalar bile ama genel olarak antik Yunan'da ve ondan öncesinde dünyanın durağan olduğu düşünüldüğü düşünülüyor. Yani dünya duruyor ve etrafımızdaki gök kubbe dediğimiz cisim veya cisim demeyeyim de yani yüzey hareket ediyor. Hatta birden fazla gök kubbe var. Her cisme ayrı bir gök kubbe atayabilirsiniz. Çünkü her cisim farklı şekilde döndüğü için. Mesela güneş ayrı bir yüzey üzerinde dönüyor düşünün. Merkür farklı bir yüzey üzerinde dönüyor. Şimdi gezegenlere daha gelmedim. Gezegenler zaten çok karmaşık bir olay. Çünkü malum onlar retro yaptıkları için geri hareket ediyorlar. Ama mesela güneşe baktığınızda yani analemma basit bir değişken aslında. Yani yaklaşık olarak basit diyebilirim. Malum böyle değişik bir 8 şeklinde bir şekilde tabii ki beklenen bir şekil ilk başta değil ama yukarı aşağı gitmesi bu eksen eğikliğinden olduğu anlaşılıyor. Yani eksen eğikliğini dediğim gibi ilk başta yorumlamaları dünya sabit, gök kubbe üzerindeki cisimlerin hareket eksenleri de eğik. Yani bir şekilde diyorlar ki biz dünya gibi bir şeyin üzerinde yaşıyoruz. Bir gezegenin veya işte bir kürenin üzerinde. Ve bu bizim yaşadığımız enleme göre, bu kürenin üzerindeki enleme göre güneş yukarı aşağı gidiyor enlemde. Bunu diyorlar yani. Ve bir dünyadaki gözlemci için gözlemsel olarak çok tutarlı bir şey söylüyorlar. Yani bu gerçekten mantıklı. Sağa sola gitmesi ise daha karmaşık bir şey. Sağa sola gitmesini uzun süre açıklayamıyorlar. Yani bu sağa sola gitme problemi zaten işte yani düşünürleri yüzyıllar boyunca yoğun meşgul tutuyor ve eninde sonunda olay şuraya geliyor. Şimdi aşağıda bir görsel koydum buraya. Bu görsel güneşin gökyüzündeki hareketini gösteriyor. Buradaki eksenler yatay eksen ne right ascension deniyor. Buna dik açıklık veya tam olarak nasıl çevriliyor hatırlamıyorum ama y ekseninde, dikey eksende declination dediğimiz kavram. Yani dünya üzerinde bir koordinat düzlemi hayal edin. Bunu enlem ve boylam olarak düşünebilirsiniz. Dünya üzerinde oturtacağınız enlem boylam olarak düşünebilirsiniz. Ve dünya ile güneşin yörüngesi yaklaşık olarak 23 derecelik malum bir açı yapıyor. Tekrar söylüyorum, antik Yunan bakış açısıyla anlatıyorum şu an bunu. Güneş 23 derece yukarı aşağı gidip geliyor, bu anlaşılıyor. Şimdi burada güneşin sabit bir hızı varsa eğer gökyüzünde, o zaman sabit hızı olduğunda mesela Haziran ayındaki boylam yönünde hareket hızıyla Mart ayındaki boylam
yolun boylam boyunca ki hızı aynı olmaz. Çünkü belirli bir eğri üzerinde aynı hızda gidiyorsunuz. Ama bazen yukarı aşağıda daha çok hareket ediyorsunuz. Bazen sağ sola doğru daha hızlı hareket ediyorsunuz. Bu sebepten ötürüdür ki Güneş'in sağ sola doğru hareketinin hızı yıl içerisinde değişiyor. Bunun bir kısmı aslında aynı zamanda ya yani bu eksen eğikliğinden geliyor. Bir kısmı da tamamen modern algımızı söylüyorum. Dünyanın Güneş'in etrafındaki yörüngesinin eliptik olmasından kaynaklanıyor. Yani Temmuz mesela boyunca malum Güneş etrafındaki hızımız yavaşlıyor eliptiklikten ötürü. Ocak civarında da hızlanıyor. Ocağın mesela Şubat'ın işte kısa olmasının sebebi bunlardan bir tanesi. Neyse böyle bir hız farkı olduğu için az önce bahsettiğim bu zamanın denklemi kavramı ortaya çıkıyor. Zamanın denklemini özetleyecek olursak Güneş'in yukarı aşağı gitmesi ve bunu eksen eğikliğiyle açıklıyoruz. Sağ sola gitmesi de Güneş'in bu iki boyutlu düzlemde, gökyüzü düzleminde sabit bir hızla hareket ederek sağ sola doğru geriye kayması veya zaman denkleminin önüne geçmesi zaman içerisinde. Şimdi ayın mevsimlerle ilişkili döngüsellikleri de var ve bunların aslında çok fazla var. Bunlardan sadece bir tanesini buraya yazdım. Ayın fazlarıyla ilgili ilişki, daha doğrusu hatta bunu az önce bahsettim. Evet, metonik döngü dedim hatta. Bir gönderme yaptım konuşmanın başında. Bu yaklaşık 235 aylık veya işte yaklaşık 7 bin günlük bir döngü. Bu döngüyü kullanarak ayın fazları ile yani tropik yılın ortak bir katını elde ediyorsunuz. Ve her 19 yılda bir ayın fazı tropik olarak aynı mevsime denk geliyor. Ve bunu kullanarak aslında lunisolar dediğimiz işte ay güneş takvimleri elde edebiliyorsunuz. Bunu yapan uygarlıklar var. Bu metonik döngüyü kullanarak. Bu arada Meton bir antik Yunan düşünürü, astronom. Atinalı olması gerekiyor. Ve 5. yüzyıl civarı yaşamış olması gerekiyor. Yani oldukça düşünce okulunun eski düşünürlerinden. Şimdi az önce aslında bunu anlattım. Bu galiba tekrar olacak ama yani Güneş aslında belki de değil. Güneş'in dünya etrafında döndüğünü düşündüğümüzü söyledim zaten. Bunu yaparken de belirli bir düzlem içerisinde hareket ediyor. Belirli bir aslında düzlemi takip ediyor. Buna tutulum düzlemi diyoruz. Tutulum düzlemi dememizin sebebi aslında bu düzlemde hareket eden tek cismin Güneş olmaması. Malum diğer gezegenler ve Ay da aynı düzlemde hareket ediyor. Ve öyle olduğu için de arada bir tabii ki Güneş ve Ay birbirinin önüne geçiyor, tutulmalar oluyor vesaire. Ve bu düzlemi genel olarak Güneş'in ve Dünya'nın çizdiği bir düzlem olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu tutulum düzlemi neden önemli? Çünkü Güneş'in genel olarak yani Güneş'in ve diğer gezegenlerin bu tutulum düzleminde hareket ettiği anlaşılınca yavaş yavaş bunun arkasındaki takım yıldızlarına da önem atfedilmeye başlanıyor. Yani sanki bunlar işte belirli karakteri olan cisimler ve bu arkalarındaki takım yıldızlara geçtikçe de dünyadaki olaylar, insanlar, doğa olayları olsun, insanın kişilikleri olsun bunlara etki ettiği düşünülüyor. Böyle bir hipotez ortaya atılıyor. Buna kadim bilgi denir bilirsiniz veya astroloji. Bu astronominin tarihine geçmiş yani ilk başta bunlar tabii birbirinden ayırt edilemiyor. Neden ayırt edilemiyor? Çünkü az önce bahsettiğim ilişkiyi test edecek hiçbir şey yok ortada. Ne istatistiksel yöntem var, ne test edebiliyorsunuz, ne de yani yanlışlayabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir ilişki ortaya atılınca ve tabii ki bu ilişki sayesinde insanlar da para kazanmaya başlayınca krallar mesela parası olan insanlar astronomları veya o zamanki ismiyle işte astrologları yavaş yavaş fonluyorlar ve diyorlar ki işte benim krallığım hakkında kainatlarda bulun vesaire. Ve geleceği tahmin edebildiğini düşündükleri, buna inandıkları veya algıda seçicilikle buna bir inanç bağladıkları için astroloji uzun yıllar boyunca
astronomiyle beraber yaşamaya ve iç içe gitmeye devam ediyor. Ta ki bilimsel devrime kadar. O zaman ayrılmaya başlıyorlar. Malum sebeplerden ötürü astrolojiyle ilgili çok fazla konuşursam çok güzel olmayacak. O yüzden ilerleyelim. Şimdi az önce aslında takvimlerden bahsettim. Şimdi bu takvimlerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Az önce hatta Julius Caesar'ın işte bu yani Romalıların genel olarak takvimle ilgili genel sorunsallarından bahsetmiştim. Onu bir açayım çok kısaca. Romalılar aslında ilk başta ay takvimi kullanıyorlar. Ondan sonra bir sebepten ötürü uzun bir süreçten sonra yavaş yavaş güneş takvimine geçiyorlar. Ve güneş takvimine geçtikten sonra ilk başta iyi bir astronomları yok. Yani Roma'da zaten bilim çok fazla gelişmiyor. Malum hep antik Yunan ve Helenistik bölgelerde, coğrafyalarda çok gelişiyor. Önce tabii ben hep antik Yunan diyorum. Yani şunu öncelikle net bir şekilde oturtayım. Antik Yunan'ın sahip olduğu bilgilerin çoğu da Babiller'den geliyor. Babil astronomisinden geliyor. Tabii ki bunu kanıtlamak mümkün değil. Pozitif kanıt sunmak mümkün değil. Spekülasyon ama böyle olma ihtimali çok yüksek. O yüzden böyle olmadığını düşünmek için kronolojik olarak da Babiller eski olduğu için böyle olmadığını düşünmek de doğru değil. İki durumda da olabilir ama Babiller'den çok fazla etkilendikleri ve birçok antik Yunan astronomun veya doğa filozofunun demek daha doğru o zamanın kontekstine göre Babillere veya Mezopotamya topraklarına gittiği düşünülüyor. Ve hatta bazıları için kanıt da var. O yüzden burada bir böyle bir ilişki olduğu doğru. Neyse konu uzadı. Geri geleyim Roma'ya. Şimdi Romalıların çok bilimsel olarak bir arka planları olmadığı için iyi bir takvim oluşturamıyorlar ve yüzyıllar boyunca takvimleri kaymaya başlıyor. Daha sonra aylar ekliyorlar. Intercalation months dediğimiz bu. Ayları eklemeye başlıyorlar. Ve bu tabii ki rastsal olarak yapılmaya başlanılıyor. O yılki, belirli bir yıl için işte konsül seçiliyor. Konsül daha sonra diyor ki ben işte bu yıla şu kadar ay ekleyeceğim. Ve tamamen gücünü uzatmak ve politik gücünü kötüye kullanmak için de bunun yapıldığı zamanlar olunca belirli kargaşalardan sonra Julius Caesar diyor ki bunu bir düzene oturtalım. Daha sonra diyorlar ki işte bu 4 yılda bir kuralını getiriyorlar. 365.25'e çıkarıyorlar gün sayısını. Ve bu sayede uzun yıllar boyunca problem çözülüyor. Bu tropik yılla takvim yılının kayması. Çünkü yılda bir 0.25 gün kayınca yüzyıllar içerisinde aslında bayağı bir gün kaymış oluyor. Ve bunu engelleyebilmek için tabii ki yani iyi bir atılım oluyor aslında bu. Ama bu da tam olarak problemi çözmüyor. Çünkü aşağıda yazdım. Tropik yıl yaklaşık olarak 365.24217 noktadan sonra. Böyle olduğu için işte arada yine yani bir fark var. Sıfırdan farklı bir sayı var. Ve bu sıfırdan farklı sayıyı eğer 1000 yılla çarparsanız yaklaşık olarak Orta Çağ ve Orta Çağ'ın sonu itibariyle yine büyük bir fark elde ediliyor. Böyle 11-12 gün kadar bir şey olması lazım. Bu farktan ötürü de yavaş yavaş işte tropik mevsim yine takvime göre kaymaya başlıyor. Daha sonra kilise tabii o zamanlar yine astronomiyi çok fonluyor. Ve bir işte şey yapıyorlar, grup topluyorlar, diyorlar ne yapalım? 1582'de bir 16. yüzyılın sonunda diyorlar ki bu 100 yılda bir yapmama kuralını ama 400 yılda bir de yapma kuralını getiriyorlar. Yani günümüzdeki Gregorian takvim elde ediliyor ve bu sayede şu an takvimimiz 365 nokta ortalamada konuşuyorum her yıl için değil 365.24-25 gün ve 365.24-217 gün olan tropik yıla oldukça yakın. Bu tabii ki ikisinin arasındaki farkın yine sıfırdan olduğunu gösteriyor. O yüzden önümüzdeki bin yıllar içerisinde yine büyük ihtimalle bir düzenleme yapmak gerekecek. O da ayrı konu.
Şimdi antik Yunan'dan çok bahsettim. Aslında Meton'dan biraz bahsettim. Yani burada söylemek istediğim antik Yunan ki işte klasik periyoda ayırabilirsiniz. Ondan sonra Doğu sentezinin başladığı Helenistik dönemi düşünebilirsiniz. Burada yani özellikle Helenistik dönemde yeşeren bir şekilde yavaş yavaş astronominin temellerinin atıldığı bir zamana geliyoruz. Ve antik Yunan Babillerin yapmadığı bir şey yapıyor. Az önce dedim Babil astronomisi bunu yapabilmişti. Babillerin yapmadığı bir şey yapıyor. Babiller astronomiyi sadece doğayı anlamak için değil, sadece ekip biçmek için kullanırken veya Mısırlılar ilk kez bir toplum bu soyut düşünceleri doğayı anlamak ve modellemek için kullanmaya başlıyor. Yani antik Yunan'ın aslında yaptığı fark bu. Yoksa büyük ihtimalle bilgileri ve önceki yıldız katalogları, Babil kataloglarından alıyorlar. Kendileri de çok iyi gözlem yapıyor, özellikle Hipparkos. Şu an saatime bakıyorum, çok vaktim yok. O yüzden Hipparkos'u büyük ihtimalle çok detaylı anlatamayacağım. O yüzden en azından bunu söylemiş olayım. Hipparkos önceki kendisinden yaklaşık 600 ila 1000 yıl önceki gözlemleri alıyor ve burada çok çok önemli bir keşfe imza atıyor. Ve güneş etrafımızdaki dönüşümüz boyunca fark etmediğimiz ve birkaç on yıl veya bir insan boyunca da, bir insanın ömrü boyunca da fark edemeyeceği bir şey keşfediyor. Öyle bir şey keşfediyor ki dünyanın ekinoksunun, yani işte 21 Mart civarı ki konumunun ve ekinoks istikametlerinin binlerce yıl içerisinde kaydığını, sabit yıldızlara göre kaydığını gösteriyor. Ve bu keşif bilgisayarların olmadığı, dijital bilgisayarların olmadığı bir zaman için bence çok çok büyük bir keşif. Tabii ki imkansız değil. Yani elinizde veri varsa bir yerden sonra böyle birkaç derecelik bir farkla bu kaymanın olduğunu fark ediyorsunuz. Ona vaktim olmayabilir diye çok kısaca bahsettim. Bir de çok kısaca dünyanın neden yuvarlak olduğunun bu kadar bariz olduğunu bu toplumda, antik Yunan toplumunda bahsedeyim, orada kapatacağım. Şimdi bu günümüzde tabii ki işte düz dünyacılık diye bir yeni meslek veya hype var internetin doğuşundan sonra. Günümüzdeki düz dünya fikri veya düz dünyacılıktan çok farklı bir şeyden bahsedeceğim. Milattan önce 5. yüzyıla kadar insan toplulukları, özellikle Mezopotamya'da dünyanın yuvarlak değil düz olduğuna gerçekten inanıyorlardı. Böyle bir inanç vardı. Bu Çin toplumlarında da öyle, Mezopotamya'da da öyle. Antik Yunan'da da çatlak sesler var. Yani gidip geliyor ama zaten 5. yüzyıl öncesi antik Yunan'da çok da fazla bir düşünce okulu da yok. Ama 5. yüzyıl itibariyle yavaş yavaş dünyanın yuvarlak olduğu fikri ortaya atılıyor ve insanlar bunu destekliyor, çürütmeye çalışıyor vesaire. Ama şunu söyleyebilirim, Yunanlılar, antik Yunanlılar bunu yapmak için çok biçilmiş kaftan. Neden? Çünkü bunlar genelde ticaret yapıyor. Ticaret yapmak demek sürekli gemilerle farklı şehirlerden farklı şehirlere gitmek demek. Ve mesela İskender'i düşünün, bir de ne bileyim işte kuzeyde o zamanlar hani Atina'yı falan düşünün. Bunların içerisinde, yani bu şehirler arasında bayağı büyük enlem farkları var. Ve bu enlem farklarını kullanarak aslında insanlar zaten fark ediyor ki enlem değiştikçe, mesela gemiye binip gidiyorsunuz, enlem değiştikçe takım yıldızlar değişiyor. Bunu bir sonraki görselde galiba göstermiş olmam lazım. Evet, burada bir tane görsel ürettim. Bakınız şurada Aleksandria, işte bu İskenderiye. Bu da Atina. Şimdi aynı, yani yaklaşık bir dakika arayla bunları çekmişim. Bu iki şehir arasında belirli bir anda ne kadar büyük bir fark olduğunu görebilirsiniz takım yıldızların oynaması bakımından. Ve bunu tabii ki gözlemleyebiliyor insanlar. Ve bunu fark ederek, yani doğuya gittikçe aynı zamanda daha farklı takım yıldızların olduğunu fark ederek insanlar anlıyor ki gerçekten yuvarlak bir cismin üzerinde yaşıyor olmamız gerekiyor. Çünkü öteki türlü eğer düz bir cismin üzerinde yaşıyor olsaydık takım yıldızlar enlem değiştirdikçe değişmezdi. Tabii bu
Çok yani çarpıcı bir örnek değil. Bunun çok daha çarpıcı örnekleri şöyle verilebilir. Bazı çok cesur navigatörler, yani seyri sefer yapan kaşifler, Akdeniz'in de güneyine inmeye çalışıyor. Bunun aslında kayıtları var. Mesela Herodot'un bir tane yazısı vardı hatırlıyorum. Herodot diyor ki işte bazı şeyler, denizciler Afrika'yı circumnavigate etmeye çalışmış. Yani güney bölgelerine kadar gitmeye çalışmış ve fark etmişler ki aslında takım yıldızlar ters dönüyor. Yani ve çok çok yeni takım yıldızlar ortaya çıkıyor. Tabii o spekülasyon olarak kalmış. Yani bunlar çoğu insan tarafından inanılmamış. Böyle olduğu için zaten bu tür keşiflerin yapılması birkaç yüzyıl alıyor. Ama 5. yüzyıl itibariyle böyle çatlak sesler çıkmaya başlayınca yavaş yavaş artık bir yerden sonra yani toplumun genel olarak düşüncesi bu yöne doğru kayıyor. Az önceki görselde de aslında başka bir şey gösteriyordum. Burada da mesela dünyanın bir fotoğrafını görüyorsunuz. Ayın. Ayın üzerinde dünyanın gölgesi var ve gölgenin yuvarlak olduğunu görebilirsiniz. Zaten bu dikkatli gözlemcilerin büyük ihtimalle takım yıldızları incelemeden de yapabileceği bir gözlem. Bu gölgenin de yuvarlak olması büyük ihtimalle zaten bu konuda şüpheleri olan insanları da son kez konuyu açık bir şekilde anlatıyor. Bunu gözlemsel olarak bir fact, yani bir gerçeklik olarak ortaya kim koymuştur, ne zaman koymuştur? Onun için de 3. yüzyıl diyebiliriz. Yani dediğim gibi bu bir geçiş süreci. 5. yüzyılda başlayıp 3. yüzyılda, 2. yüzyılda sonlanan Eratosthenes'in meşhur deneyi. Bu Eratosthenes malum Aleksandria, İskenderiye kütüphanesinin önünde çalışıyor ve birini görevlendiriyor. Diyor ki işte aşağıdaki bir şehre kadar git, burayı ölç stadyum biriminden. Daha sonra iki farklı şehirdeki aynı zamanda en kısa gölge uzunluklarını da ölçtürtüyor. Ve aradaki uzunluğa bağlı olarak aradaki açıyı hesaplıyor. Yaklaşık 7 derece buluyor ve onu kullanarak stadyum uzunluk biriminden dünyanın yarıçapını ölçüyor. İnanılmaz bir ölçüm tabii ki o zaman için. Yaklaşık böyle %5'lik mi ne bir hata payıyla ölçüyor. Hatta o hata payı büyük ihtimalle bizim stadyum uzunluk biriminin tam olarak neye denk geldiğini bilmememizden ötürü bir hata payı. Belki kendi hata payı bile daha iyiydi. Yani Eratosthenes belki daha evrensel bir uzunluk birimi icat edebilseydi stadyum dışında, malum o çok Yunan merkezli bir birim, o zaman belki çok çok daha hassas bir ölçümde yapabilirdi. Diyeyim, baktım saatime galiba biraz uzattım. Burada sonlandırayım. Soru cevap varsa o şekilde ilerleyelim. Hocam, verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkürler. Hem bilgilerinizi bizimle paylaştınız, hem değerli zamanınızı verdiniz. Değerli katılımcılar, şimdi soru cevap bölümüne geçeceğiz. Şimdi önümüzdeki 15 dakika boyunca dilediğiniz soruyu hocamıza yöneltebiliriz. Bildiğiniz gibi soru bankasını seçerek sorularınızı soru bankasına ileteceksiniz. Hocam ilk sorumuz Mesut Çetin'den geliyor. Evrenin şu anki dokusu, yoğunluğu ve yapısı hakkında bilgilerimiz ve teorilerimiz var. Evrenin giderek genişlediğini ve galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını biliyoruz. Evrende geçerli fizik yasaların olduğunu, bunun farklı uzay zamanda farklı işlediğini düşünüyoruz. Daha yoğun bir evrende kütle çekim ve nükleer kuvvetler nasıl işlerdi? Şimdi daha yoğun bir evren deyince evrende madde yoğunluğuyla yasaların değişmediğini düşünüyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani evrende yasa dediğimizde zaman ve uzaydan bağımsız olduğunu en azından modellediğimiz, o şekilde düşündüğümüz süreçlerden bahsediyoruz. O yüzden mesela elektromanyetik kuvvet dediğimiz şey alfa parametresiyle, yani bir sabitle açıklanıyor ne kadar güçlü olduğu bu kuvvetin. Bu kuvvetle etkileşen iki parçacığın ne kadar hızlı bir şekilde ivmeleneceğini belirleyen bir şey. Bunlar ve bunun gibi diğer temel fiziksel nicelikler ne olabilir bunlar, işte Higgs bozonunun kütlesi diyeyim.
Onun dışında işte G sabiti diyeyim, kütle çekim sabiti. Bunlar evrenin yoğunluğuyla değişmeyen şeyler. Evrenin yoğunluğu değiştikçe tabii ki evrenin buna bir reaksiyonu var. Uzay zaman bükülüyor. O ayrı bir şey. Ama evrenin sabitleri, nasıl davrandığı, yasalarının değişmediğini düşünüyoruz. Buna bir parantez açarsam, evrenin eğer yoğunluğu kara deliklerin etrafında, yani kara delik oluşturacak kadar fazlaysa, madde enerji yoğunluğu çok fazlaysa, o zaman kuantum mekaniği ile genel göreliliği aynı anda kullanmamızı gerektiren bir fiziksel süreç doğuyor. Burada ise şu anki modellerimiz işlemiyor. Yani evrenin yoğunluğu belirli bir limitin üzerine çıktığında, evet, kuantum mekaniği ile genel göreliliği aynı şekilde, aynı ortamda çalıştıramadığımız için orada bir, en azından doğa farklı davranıyor demeyeyim ama bizim modellerimiz o limitte çalışmıyor. Peki hocam, Mesut Bey'in bir diğer sorusu geliyor. Süper kütleli bir kara delik gezegenimize yaklaşırsa ne olur? Süper kütleli bir kara delik gezegenimize yaklaşırsa çok, aslında ne kadar yaklaştığıyla alakalı tabii bu soru, ama çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tabii bunu söylerken açayım ne demek istediğimi. Süper kütleli, çok kütleli derken süper kütleli, yani bu galaksilerin merkezinde olan kara deliklerden bahsediyorum. Bunların etrafındaki gezegen, yıldızlara etkisi, yıldız kütleli kara deliklerin etrafındaki, yakınındaki yıldızlara, gezegenlere etkisinden daha az kütle çekimsel olarak. O yüzden tabii ki etrafındaki yıldızları alıp spagettileştiriyor. Ama süper kütleli kara deliklerin yerel kütle çekim sabiti etrafındaki bu spagettileştirme gücü biraz daha az. Mesela şöyle düşünün, bir yıldız kütleli kara deliğe birkaç, işte böyle günlük bir periyotta yakınsanız, mesela işte bizim güneşimize olan uzaklığın %1'i kadar uzaklıktaysanız, çok hızlı bir şekilde böyle gelgit kuvvetlerinden ötürü spagetti halini alırsınız. Yani radyal dikine eksende uzarsınız böyle gelgitsel kuvvetlerden ötürü. Dünyamız eğer herhangi bir kara deliğe çok yaklaşırsa sonu bu olur. Yani tamamen parçalanır ve kara deliğin üzerine bir iplik gibi yağar yavaş yavaş. Ve bunu yaparken çok ısınır tabii ki. Peki hocam. Bir diğer soru Cihan Çevik'ten geliyor. Mars'ta bugüne kadar kaydedilmiş en büyük deprem gerçekleşti. Tam 94 dakika sürdü. Bunun nedenini soruyor arkadaşımız ve bu konuyla ilgili olarak Güneş sisteminin arıza verdiğini düşünebilir miyiz diye sormuş. Yani düşünmemizi gerektirecek bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak Mars'ta zaten InSight yeni gitti. Yani deprem ölçümleri yakın zamanda başladı. O yüzden birkaç senelik gözlem penceremiz olduğu için bugüne kadar en büyük depremin olması büyük ihtimalle kozmik anlamda pek anlamlı değil. Çünkü Mars milyarlarca yıldır orada. Eminim çok 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 daha büyük depremleri olmuştur. Bu şu ana kadar bizim gözlemlediğimiz ilginç bir veri noktası olması dışında bir anlamı olacağını sanmıyorum. Peki bunun ölçülebilmiş olması, böyle 94 dakikalık bir depremin ölçülebilmiş olmasına nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir şey dünyada olabilir mi günün birinde? Yani şimdi Mars ve dünyanın yapıları farklı olduğu için tabii, yani herhangi oluşan bir depremin yüzeye, yani yüzeyde ne kadar süre hissedileceği birbirinden o yüzden farklı oluyor. Ben kendim jeolog olmadığım için çok fazla bu konuya girmeyeyim ama yani Mars ve Dünya yapısı olarak birbirinden farklı. O yüzden dünyadaki zaman ölçeklerini, bizim işte depremler birkaç dakikanın fazla sürer.
aynı zaman ölçekleri beklememek gerekiyor, onu da söyleyeyim. Peki Ebru Demir arkadaşımızın bir sorusu var. Fizik kuralları sizce de kara deliklerin içerisinde aynı mıdır? Yoksa yeni fizik kuralları mı geçerlidir kara deliklerin içinde? Kara deliklerin içerisini ben şunu altını çizeyim. Kara deliklerin içerisi ayrı, özel, farklı bir yer değil. Kara deliğin içerisine düşen bir gözlemci düştüğünü fark dahi etmez tabii parçalanana kadar. Yani olay ufkunu geçtiğini en azından. Yani kara delik dediğimiz şey tekillik tabii. Tekilliği bilmiyoruz. Eğer sorunun kastı tekillikse onu ayır dediğim. Ama kara deliğin iç bölgesi dış bölgesinden çok farklı değil. Tek farkı iç bölgesine girdikten sonra dış bölgesine bir daha çıkamazsınız. Ama onun dışında olay ufkunu geçerken herhangi bir gözlemci böyle özel bir şey, bir doğa yasası değişimi vesaire fark etmemesi gerekiyor. En azından böyle düşünüyoruz kara deliklerin nasıl davrandığıyla alakalı. Tekillik ise farklı bir konu. Şimdi tekilliğe yaklaştıkça farklı fizik yasaları ortaya çıkabilir. Bu doğru. Çünkü bilmiyoruz. Bilmeyince de yani unknown unknowns diye bir kavram vardır. Bilinmeyen bilinmeyenlerden ötürü yani farklı mesela etkileşimler olabilir bilmediğimiz tekilliğe yaklaştıkça. Neden? Çünkü tekilliğe yaklaştıkça parçacıkların oraya sıkışabilmesi için ortalama enerjisi artıyor. Ortalama enerjisi artınca da mesela sicim teorisi doğruysa sicimler çok çok farklı şekilde salınıyor vesaire. Farklı şekilde titreştikleri için de farklı parçacıklar üretebilirler. Yani o yüzden farklı bir fizik yasası doğabilir tekilliğe yakın. Ama kara deliğin etrafında veya olay ufkunu geçerken özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Deniz Ilgaz adlı arkadaşımızın sizden bir bilgi talebi var. Presesyon hakkında bilgi istiyor. Presesyon. Tamam. Şimdi o konuyu biraz hızlı geçtim. Onu biraz daha detaylı anlatayım. Dünya da bir gözlemci olarak şunu düşünebilirsiniz. Şimdi güneşi, ayı vesaire unutun. Sadece yıldızları düşünün. Yıldızlar 24 işte yaklaşık 24 yani 23 saat 56 dakikada bir dünya etrafında dönerler. Dünyada bir gözlemci olarak düşünürseniz. Ve gök kubbeyi bir nokta etrafında dönüyor olarak da veya işte bir eksen etrafında nokta demeyeyim de eksen etrafında dönüyor olarak da düşünebilirsiniz. Ve bu o kadar döngüseldir ki ve mükemmele yakındır ki bu ilelebet böyle olacaktır diye de düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. Aslında dünyanın ekseni bu az önce bahsettiğim gök küreye göre hareket ediyor. Çok yavaş. 26 bin yılda bir hareket ediyor. Ama yavaş olması gözlemleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Az önce bahsetmiştim işte Hipparkos kendisinden yüzyıllar önceki verilere bakarak ve yıldız haritalarını karşılaştırarak fark ediyor ki bütün yıldızlar yaklaşık işte birkaç derece kaymış. Bunu fark edince diyor ki o zaman diyor bizim bu ekinoks noktaları sabit olarak kabul ettiğim bu şeye göre gök kubbeye göre yani sabit yıldızlara göre değişiyor olması gerekiyor. Ve günümüzde biliyoruz ki bu zaten çok beklenen bir şey. Çünkü sonuç olarak Güneş de, Dünya da bunlar noktasal cisimler değil. Bunların hepsinin sonlu bir açısal momentumu var ve kendi üzerlerine tork biniyor. Ve Dünya üzerine binen tork yüzünden sonuç olarak Dünya'nın eksenleri zaten sürekli bir dönme hareketi yapıyor. Şu an bakınca fiziksel bir açıklamamız var. O zaman için fiziksel bir açıklama yok tabii ki. O zaman diyorlar ki bu şekilde bilmediğimiz bir sebepten ötürü bu dönüyor diyorlar. Peki hocam bir diğer sorumuz Roşhat Denizhan'dan geliyor. LIGO deneyi sonuçlarının astronomiye katkısı olabilir mi? Nasıl? LIGO'nun oluyor tabii ki. Yani olmaya başladı zaten çoktan. Etkisi veya katkısını şöyle ikiye ayırabiliriz. Bir, ilk heyecan yani gerçekten Einstein'ın bundan yaklaşık 100 yıl önce öngördüğü bir doğal sürecinin gözlemsel olarak kanıtlanması, pozitif kanıt sunulması. Bu ilk heyecan dediğim şey ama o zaten şu an çoktan geride kaldı.
şu an yapmaya çalıştığımız kara deliklerin kütle dağılımını incelemek ve bu kütle dağılımına bakarak da doğa hakkında yeni çıkarımlarda bulunmak. Kara deliklerin kütlelerinin nasıl dağıldığı ile ilgili güzel öngörüler var. Mesela burada belirli kütlelerde kara delik olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem düşük kütlelerde geçerli hem de yüksek kütlelerde geçerli. Ve özellikle de nötron yıldızlarıyla en düşük kütleli kara delikler arasında da bir ayrımın olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu ayrımları ölçerek ve niteleyerek detaylı bir şekilde istatistiksel olarak, ki bunu yapabilmek için birden fazla kara deliğe bakmanız lazım, keşfetmeniz lazım. Buna bakarak kara deliklerin nasıl birleştiği ve en başta nasıl bir kütle dağılımına sahip olduklarını anlamak istiyoruz. Günün sonunda bu ne işe yarayacak? Kara deliklerin sayımının yapılması dışında. Bu bize evrendeki temel parçacıklar hakkında, eğer mesela karanlık madde varsa, karanlık maddenin nasıl etkileştiği, karanlık maddenin kendisiyle etkileşip etkileşmediği gibi sorulara cevap arayacak. Onun dışında tabii ki bunu da biraz daha öteye ilerletmek isterseniz, karanlık madde doğada evrenin yaklaşık %25'ini kütle enerji bütçesi bakımından oluşturan bir bileşen olduğu için doğa hakkında sorabileceğimiz en temel sorulardan birine cevap arıyoruz aslında. Karanlık madde nedir? Karanlık enerji nedir? Ona da bağlanabilir bu problem. O yüzden sadece bunu bir LIGO keşfi, bir işte chirp veya işte belirli bir sinyal keşfi olarak değil, daha çok astronomide bize uzun yıllar boyunca birçok katkıda bulunacak yeni bir astronominin alt dalı olarak bakılması lazım. Buna da işte kütle çekim astronomisi diyoruz. Bir diğer soru Nur Erdoğan'dan geliyor. Philadelphia deneyi gerçekleştirilmiş midir? Eğer gerçekleştiyse bu deneyin insanlığa ne tür bir getirisi olmuştur? Ayrıca bu deneyi uzay seyahatlerine uyarlama gibi bir durum söz konusu olabilir mi diye sormuş. Philadelphia deneyi gerçekleştirilmemiştir. Yani zaten gerçekle veya fiziksel algımızla yakından uzaktan bir alakası yok. Bir spekülasyon sadece. Peki. O zaman son sorumuz Önder Doğan Doğanay'dan geliyor hocam. Uzayı anlamamız mümkün mü? Ve dünya bu kadar olumsuzluğa daha ne kadar dayanabilir diye sormuş. Anlamaktan neyi kastettiğimize bağlı galiba. Yani anlamak, öncelikle şunu söyleyeyim. Önce gözlem yaparsınız. Daha sonra gözlemi belirli bir seviyeye kadar indirirsiniz. Anladım dersiniz. Ama günün sonunda başka biri çıkar der ki bu anladığını düşündüğün şeyin daha da altında bir anlamı olabilir. O alt anlama inersiniz. Daha sonra başka biri çıkar çok çok daha basit bir şekilde açıklar. Yani aslında fizikte genel olarak veya bilimde gözlemleri daha basit, daha az nicelik, daha az değişken, daha az serbestlik derecesi kullanarak anlatmaktan bahsediyoruz. Bunu anlamak diyoruz. Ne kadar daha az serbestlik derecesi, ne kadar az jargon kullanırsanız, ne kadar başkalarının bilmediği değişkenleri ne kadar az kullanırsanız ve herhangi bir işte kavramı bunun birimiyle açıklayabilirseniz o kadar iyi şekilde tırnak içinde anlamış oluruz. Şimdi uzayı anlamak bu bağlamda kendi başına aslında yapabileceğimiz bir şey değil ama uzay sonuç olarak fiziksel evrenin bir parçası olduğu için fiziksel evreni daha temel anlayabildiğimiz miktarda uzayı da daha iyi anlamış olacağız. Buradaki tabii ki kasıt işte yıldızların evrim sürecini, gezegenlerin evrim sürecini, kara deliklerin evrim sürecini anladıkça uzayın bütçesini daha iyi anlıyoruz. Yani neler var, kütleleri ne, yarıçapları ne kadar parlaklar vesaire, konumları ne, nasıl istatistiksel dağılıyorlar, evrimleri ne dediğim gibi. Ama bu evreni anlamak mı, uzayı anlamak mı, yoksa daha derin bir anlam çıkarmaktan mı kastımız? Bu kişiden kişiye cevabı değişecek bir soru. Eğer amacımız sadece bunun adeta bir pul toplama gibi, yani uzayın bütçesini çıkarmak,
Kütle enerji bakımından konuşacak olursak, işte karanlık maddeyi anlamak ise, evet, bunu yavaş yavaş yapıyoruz. Bu yoldayız, gidiyoruz. Bunun sonucunda nereye varacağız onu bilmiyorum ama eğer buradaki kasıt daha çok işte temel bilimsel olarak, yani işte parçacık doğasını anlamak, kütle çekimsel olarak kütle çekiminin doğasını anlamak ise, bu konuda büyük soru işaretleri var. Yani bunu gerçekten ileride yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Çünkü doğanın bizimle kooper etmesi lazım. Malum LHC yapıldı, yüksek enerjilerde aradı, bir şey çıkmadı gibi. Daha geçenlerde mesela W bozonunun kütlesiyle ilgili bir model gözlem farkı 7 sigmalık ortaya çıktı tevatrondan. Mesela o ilginç. Bunun gibi farklara bakarak yeni parçacıklar arayarak doğayı daha iyi, daha temelden anlamaya çalışacağız. Bunun sonucu nereye çıkar onu bilmiyorum. Bir de galiba sorunun ikinci kısmı vardı. Hani sorunlu dünya. Bu ne yazık ki gerçek. Yani doğayı iyi anlamaya çalışırken gezegenini daha iyi koruyabilmemiz lazım ki bu doğayı daha iyi anlayabilmek için vaktimiz olsun bu gezegen üzerinde. Şu an yani bu konuda iyi iş yapmıyoruz. Bu konuda iyi iş yapabilmemiz için acilen temiz enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Bunlar bilinen şeyler. Hani çok da tekrar etmek istemiyorum. Füzyon, ondan sonra güneş enerjisi özellikle. Bunları daha iyi oturtmamız ve enerjimizin %50'sinden fazlasının buralardan geliyor olması lazım. Enerji ihtiyacımız arttıkça da bu oranın sürekli artması lazım ki, yani şu anki toplam petrol kaynaklarından ürettiğimiz kirlilik toplam mutlak miktar bakımından artmasın. Çünkü türümüzün işte GDP'si, ekonomik parametreleri ve harcadığımız enerji yıl içerisinde sürekli artıyor. Bunu durdurmak, azaltmak mümkün değil ama bir an önce toplamda kullandığımız yeniden dönüştürülemeyen enerji miktarını üstten sınırlamak ve mümkünse azaltmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız sürece dünyada bir kaç yüzyıl en azından daha ömrümüz var diyebiliriz. Neden birkaç yüzyıl dedim? Sadece her şey doğayı kirletmemekte değil. Arada bir, yani insan üzülüyor işte, sürekli savaşlar vesaire çıkıyor. Yani sadece olay doğayı temiz tutmak da değil. Onun dışında barış da önemli. Ve işte barışı sağlayamadığımız zamanlarda malum bazen bu kararı birkaç kişi veriyor. Onlar da demokratik olmuyor. O zaman da başka riskler ortaya çıkıyor. O yüzden yani bu sadece doğayı temiz tutmak değil ama o işin büyük bir kısmı. Hocam, siz son soru dediğim soruya yanıt verirken bir soru daha geldi. Onu da araya sıkıştırayım bitirmeden. Ebru Demir'den geliyor sorumuz. Evrendeki karanlık enerji miktarı değişebilir mi? Eğer değişebilirse ve her şeyi parçalayacak boyuta gelebilirse, bu sürekli bir tehlike midir, yoksa bizi etkilemesi mümkün olmayan büyük bir süreç midir? Karanlık enerjinin kütle enerji yoğunluğu bakımından bütçedeki oranının arttığını düşünüyoruz. Çünkü bu iyi bir haber değil. Eğer bu böyle gidecek olursa evren karanlık enerjinin etkisi altına girecek ve ileride bütün parçacıklar birbirinden uzaklaşacak. Önce galaksiler, daha sonra yıldızlar, daha sonra da atomlar ve atom altı parçacıklar. O yüzden bu iyi bir sonuç değil ne yazık ki tabii ki. Ama evrenin olası sonlarından bir tanesi. Böyle olduğunda evet, karanlık enerji tarafından domine edilen bir evren modeliyle karşı karşıya olabiliriz. Peki değerli katılımcılar, sizlere bir sonraki etkinliğimizi duyurmadan önce değerli konuğumuz Sayın Doktor Tansu Daylan'a, Ateizm Derneği ve tüm dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi alabiliriz. Ben teşekkür ederim sorular için. Yani gayet güzel sorulardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Tekrar teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Önümüzdeki çarşamba 21'de tekrar burada olacağız. Gülsüm Kao ile tarihteki kadın hareketleri konusunu işleyeceğiz. Bir diğer önemli duyurumuz, biliyorsunuz son dersimize geliyoruz. Katılım sertifikalarından bahsetmiştik. 8 dersten en az 7'sine katıldıysanız sertifikanızı alabilirsiniz. Bunun için
Zoom hesabımız ile aynı e-posta adresi üzerinden etkinlik@ateizmderneği.org.tr adresine bir mail atmanız gerekiyor. Bu mailde tam isim ve soy isminizi sertifikada görmesini istediğiniz şekilde yazın ve katıldığınız derslerin mail adresinize gelen bildirimlerinin ekran görüntüsünü yollayın ve biz de size elektronik sertifikanızı gönderelim. Şimdi yazılı sohbet ekranında paylaşılan duyurulara dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle ülkemizi bilimin ışığında daha seküler, daha hoşgörülü ve daha akılcı bir toplum haline getirmenin, aydınlık yarınlara taşımanın tek yolu el ele verip bu hedef doğrultusunda örgütlü bir mücadeleye girişmektir. Herhangi bir dine inanıyor olsanız bile her bireyin inanma ve inanma özgürlüğünün teminatı olan sekülerizmi destekliyorsanız, siz de bize katılabilir, derneğimize üye veya gönüllü olarak bu tarihi mücadelenin bir parçası olabilirsiniz. Bunun için chat ekranında paylaşılan web sitesi bağlantılarını kullanarak bize 3 yoldan destek olabilirsiniz. Bunlardan ilki Ateizm Derneği'ne üye olarak hem aydınlanma mücadelemizde karar etkisine sahip olabilir, hem de üyelerimize özel olarak sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. İkinci olarak Ateizm Derneği'nde gönüllü olarak emeğinizi bağışlayabilir. Böylece haftada yalnızca 30 dakikanızı ayırarak aydınlanma mücadelemize katkıda bulunabilirsiniz. Son olarak Ateizm Derneği'ne maddi destek sunmak istiyorsanız bizi Patreon, Kreosus, GoFundMe üzerinden destekleyebilir veya web sitemizde göreceğiniz banka hesaplarımıza bağışta bulunarak bize güç katabilirsiniz. Bir diğer hatırlatmamız Ateist Gazete ile ilgili. Ateist Gazete derneğimizin 2 haftada bir yayınlanan e-bülteni. Tüm sayılara chat ekranında verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ateizm Derneği emekçilerini daha iyi tanımak, toplumsal olaylar karşısındaki kolektif duruşumuzu yakından gözlemlemek isterseniz lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımıza ve YouTube kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızı, makalelerimizi, yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bu platformlarda yapılan paylaşımları kaçırmamak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunun dışında Ateizm Derneği Discord sunucumuzda gerçekleştirdiğimiz yarışmaları, bilimsel sohbetleri ve felsefi tartışmaları, oyun ve partileri de kaçırmamanızı öneririz. Önümüzdeki çarşamba 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 21'de Gülsüm Kav ile tarihte kadın mücadelesi konusunda işleyeceğiz. Bu dersimizin sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Artık yalnız değiliz. Sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu?